Bir otomatik garaj kapısında aşağıda belirtilen şartları sağlayacak PLC programını yazıp set üzerinde gerekli bağlantı kurarak sistemi çalıştırınız. Problem 2. A. Kapı I0.4 giriş sinyali 1 iken otomatik modda çalışacak. I0.4 sinyali 0 iken manuel modda çalışacaktır. Yazı yazıya gidelim. Input 0.4 1 iken otomatik modda çalışacak. Otomatik. Tamam. 0 iken manuel. Hocam. Diğer önceki problem 1'de şey yaptım. Input 0.4'ü şey olarak, aşırı akım olarak kullandım. Yani burada aşırı akım bölümümüz yok diyelim. Veya şöyle söyleyelim, sistemde aşırı akım bölümü yok, motor koruma şalteri var, attığı zaman komple motor devre dışı kalıyor diyelim. Yani yok, çok şey değil, onu da ekleyebiliriz, yok sorun değil. Tamam. B kapının manuel modda çalışması problem T1.1'de verilen işlem basamaklarının ekibi olacaktır. Yani manuelde aşırı akım yapacak kapı. Manuelde bir önceki örnekte olduğu gibi basacağız, açacak, basacağız, kapayacağız. C otomatik modda çalışmada kapı kapalı konumda kalacaktır. Tamam. D kapıyı kapıya tutarak araç yaklaştığında dış sensör giriş sinyali verecek ve kapı açılacaktır. Tamam. E kapıdan araç geçişi tamamlanıp dış ve iç sensörlerle giriş sinyali kesildiğinde kapı 5 saniye bekleyecek ve bu zaman zarfında bir başka araç yaklaşımı olmazsa kapı kapanacaktır. F kapıya içeriden araç yaklaşımı olduğunda iç sensör giriş sinyali verilecek ve kapı açılacaktır. Kapıdan araç geçişi tamamlanıp dış ve iç sensörlerde giriş sinyali kesildiğinde kapı 5 saniye bekleyecek ve bu zaman zarfında bir başka araç yaklaşımı olmazsa kapanacaktır. Bunun en yakın örneğini şey olarak görebiliriz. Marketlere falan gittiğinizde açılan kapılar, camlı kapılar var ya, ona benzer. Orada nedir? Siz yaklaştığınız zaman sizi algılıyor, kapı otomatikman sona kadar açıyor, siz geçiyorsunuz, kapı bir müddet daha güvenlik için bekliyor, daha sonra tekrar kapanıyor. Ve kapı normal zamanında devamlı kapalı kalıyor. Öyle değil mi? Yani bu mantık o mantıkla hemen hemen aynı. Şimdi öncelikle manuel ve otomatik seçimimiz var. Bunlar kalıcı bir anahtarla, yani otomatik çeviriyorsunuz öbür tarafa, manuel. Manuel çalışmada ne olarak çalışacak? Normal kapı, aç ve kapı olarak çalışacak. Öyle değil mi? Şimdi inputlar üzerinden geçmeyeceğim. Sadece isimlerini yazacağım. Tamam mı? Daha rahat anlamanız için. Ne moddayız? Manuel moddayız. Manuel anahtarım var. Manuel anahtarında ne çalışacak kapı? Aç kapı. Aç kapı şeklinde çalışacak. O zaman bir tane açma anahtarım var. Öyle değil mi? Neyi çalıştıracak? Açı çalıştıracak. Yine manuel moddayız. Kapı anahtarım var. Kapıyı çalıştıracak. Ama soru şuydu. Diyor ki input 0.4'te enerji yokken, yani input 0.4 iken manuel çalışsın. O zaman normalde nelerini kullanmam lazım ben? Normalde kapalılarını kullanmam lazım ki, normalde kapalı enerji yok. Yani kapalı ne olarak çalıştırabileyim ben? Aç kapa şeklinde çalıştırabileyim. Birazdan bunlara ekstra şey yapacağız. Kontak ilave edeceğiz. Arayı biraz açalım. Biraz daha açalım. Manuel modda kapa var. Artık bu kapanın açın ne olduğunu siz yazarsınız inputlarına. Ne oldu? Aça bastım. Aç çalışıyor. Geldi. Sınır anahtarı aça çarptı. Aç kontağını açtı. Durdu. Ondan sonra geldi, sınır anahtarı kapaya çarptı, durdu. Bir de neydi? Aynı anda devrelerini 20'lerini engellemek için kapalı kapalı. Kapa aç. O açın önüne, kapa kapanın önüne aç. Açı koydum.
Bakın ne şu anda bu sistem, eğer ben Monier butonum enerjisizse, yani normalde kapalıysa, evet aç ve kapayı elde çalıştırabilirim. İstediğim kadar açarım veya senatlarına çarptırırım, istediğim kadar kaparım. Sorunun asıl sıkıntılı kısmı, asıl üzerinde düşünülmesi gereken kısmı 2. Burada ne diyor? Diyor ki iç ve dış sensörlerim var kapıda. Kapıda iç ve dış sensörler varken bir yaklaşım olduğunda, iç ve dış sensörler varken bir yaklaşım olduğunda kapı açılacak. Şimdi ben size şöyle bir şey söylemiştim. Dedim ki çıkışları sadece bir yerde kullanın. Yani aç çıkışını sadece bir yerde kullanın, kapalı çıkışını sadece bir yerde kullanın. O zaman diğer çalışma şeklinde manuelde yukarıdaki satır, otomatiğe aldığınızda buraya bir akşam ve buradan bir yerden ne yapacak? O şartları yukarı çıkışa bağlayacak. Bu birinci yöntem. Veya sabrikin dediğimiz az sayfalara dallanma yapabiliriz. Ama o çözümü daha sonra tekrar ne yapacağız? O konuyu işlediğimizde yapacağız. Şimdi kapım benim ne olacak? Açılacak. Hangi modda açılacak? Manuel. O zaman buraya da manuelin açığını koyuyorum. Niye açığını koydum? Manueli otomatiğe aldığımda bu kontağı açacak. Manuel çalışma duracak. Aşağı kontağı kapayacak. Bu sefer ne çalıştırabileceğim ben? O şartlarla otomatik çalıştırabileceğim. O zaman yine kapalı da manuel devre dışı. Manuel devre dışı. Aşağı kontağı kapayacak. Bu sefer buradaki şartları ne yapacağım ben? Gerçekleştireceğim. Ne var? Diyorum ki iç ve dış sensörlerim var. İç ve dış sensörlerim. Aracı gördüğünde iç ve dış sensörlerim. Aracı gördüğünde kapı açacak. O zaman iç sensör. Kapalı kutu kullanmıyor. Yok. Araç geldi. Bak şimdi. Araç geldi. Sensör gördü kapalı. He şimdi. Açın önüne koyacağız hocam. Açın bu tarafına mı, arka tarafına mı? Yersine. Çıkışına. Niye? Artık aç butonuyla benim işim yok. Yok çünkü. Tamam mı? İç sensör geldiğinde çalışacak mı? Evet. Çalışacak. İç sensör aracı gördü, gitti çalıştırdı. Nereye kadar çarptı? Sınavlarına kadar çarptı. Veya dış sensörle görse. Veya dış sensör de görse aracı, fark etmez, kapıyı açmam lazım. İç sensör de gördü, çalıştırdı, dış sensör de gördü, çalıştırdı. Burada bir yürülemeyin, heh. O zaman aşağıda tekrar yapmamıza gerek yok ki hocam. Bakacağız şimdi. Önce şurayı bir bitirelim, tamam mı? Mühürlemeye burada gerek var mı? Mühürlemeye gerek var mı? Şöyle düşünüyorum ben. Araç geldi. Kapı açılacak. Veya kapı açılıyor. Araç ondan sonra vazgeçti gitti. Kapının artık açılmasına gerek var mı? Yok. O nedenle buraya mühürlerini koymama gerek yok. Zaten araç geçecekse kapının orada bekliyor. Beklediği sürece de sensör kapalı. Öyle değil mi? Araç geldi. Araç bekliyor. Beklediği sürece sensör kapalı. Yani araç gidiyorsa zaten kapının açılmasına gerek yok. O nedenle burada benim herhangi bir mühürleme ihtiyacım yok. Çünkü zaten araç kapının önündedir, zaten sensör kapalı olduğu sürdürüyordur. Anlaşıldı mı burası? Kapıyı açtık mı? Kapıyı açtık. Kapıda bir sıkıntı yok. Şimdi asıl sıkıntılı yer kapının tekrar kapatılması. Ne diyoruz kapının kapatılması da? İç ve dış sensör sinyal vermiyorsa, kapı 5 saniye bekleyecek, 5 saniye sonunda kapanacak. Kapanışını kullanmayacak. Kullanacağız. Bak şimdi. Yine şu kısmı atlayayım. Niye? Bir zaman rölesi ihtiyacım var burada. Yine
manuel ise, yani bu giriş kapalıysa, iç sensör sinyal vermiyorsa, iç sensör veya ve aynı şekilde dış sensör, bir tane T37 5 saniye son olarak saysın. Şimdi ne oldu? Ben manueli aldım. Yani burayı kapadım mı? Kapadım mı? Kapadım. İçeriden araç yok. Kapalı mı? Kapalı. Araç gelirse uğraşacak zaten. Öyle değil mi? İçeride araç yok. Hangi şekilde draj, dışarıda da yok araç. İki şartı da sağlaması lazım. Hem içeride araç olmayacak, hem dışarıda araç olmayacak. Paralel bağlasak olur mu? Olmaz. Paralel bağladığınızda nedir? Dışarıda her. Evet. Yani dışarıda araç olmayabilir ama içeride araç olur. Bu sefer kapar. Demek istediğimi anlatabiliyor mu? Hem dışarıda araç olmayacak, hem içeride araç olmayacak. Yani iç sensör de sinyal vermeyecek bana, dış sensör de sinyal vermeyecek bana. Zaman ölen saniye başladı mı? Evet. Başladı. 5 saniye saydı mı? Saydı. 5 saniye sonunda kapıyı ne yapması lazım? Kapaması lazım. Kapıyı kapayan bu. Bu ne? F37'nin normalde açığını koyduk. Şimdi bakalım ne olacak? Ne olacak? Araç varsa zaten bu veya bu açık olacağı için zaman ölçüsü devreye girmeyecek. Zaman ölçüsü burayı kapamayacak. Kapı kapanmayacak araç varsa. Yani araç varsa şuradaki prosedür işleyecek. Şu kontaklardan dolayı. Araçlar gitti. Araçlar gittiği zaman zaten bu da açacak. Bu da açacak, kapıyı aç emri vermeyecek hiç kimse. Öyle değil mi? Evet. Araçlar yoksa bu da açıktır, bu da açıktır, kapıya aç emri verilmiyor. Aç sinyali gitmiyor. He, yoksa bu da kapalı, bu da kapalı araç, zaman ölen devreye girdi, 5 saniye saydı, 5 saniye sonra burada kontağını kapadı, kapı ne oldu? Kapandı. Tamam mı? Şimdi bakalım güvenlik konusunda bir sıkıntımız var mı burada? Ne olabilir? Şimdi içeriden araba gelir, dışarıdan gelmez. Ona benzer durumları bir değerlendirelim. Veya o 5 saniyeyi sayarken araç gelebilir. Bunların her birine ne yapalım, tek tek bakalım. İçeriden geldi araç. İç sensör kapadı, kapı açıyor. İç sensör açtı. Zaman ölçüsü devre dışı. Zaman ölçüsü devre dışı buraysa kapalı devre dışı. Aynı şekilde dışarıdan geldi araç, burayı kapadı. Sensör, kontağını. Aç emri gitti, dışarıdan araç geldi, kontağı açtı. Zaman ölçüsü devre dışı kaldı. Buradaki kontağını zaman ölçüsü açtı. Kapı emri de gitmiyor. Aç emri var ama kapı emri yok. Tamam, yani dışarıdan da araba geldiğinde, içeriden de araba geldiğinde sistem çalışıyor. Bunda bir sıkıntımız yok. Şimdi T37 sayarken araç gelirse ne olur? Ona bakalım. Sıfırlaması lazım. Bakalım. T37 sayarken araç geldi. 50'yi saydı mı? Evet. Sayamadı. Sayamadığı için buradaki kontağını kapadı mı? Hayır. Kapamadı. Aç verir, kapa verebildi mi? Hayır. Veremedi. Peki kapı kapanırken araç gelirse ne olur? Bir de ona bakalım. Hani kapının kapanması sırasında araç gelirse ne olur? T37 saydı mı? Evet. Saydı. Kontağı kapadı mı? Kapadı. Kapı kapanmaya başladı mı? Evet. Araç geldi mi o anda? Evet. Açtı mı? Evet. Zaman ölçüsü devreden çıktı mı? Çıktı. Açtı. Evet. Zaman ölçüsü buraya açıp kapa emrini iptal etti. İptal etti mi? Etti. Buraya geldi mi? Evet. Geldi. Aç emri girdi mi? Evet. Girdi. Burada bakın dikkat edin. Şu iki kontağı çok iş düşüyor. Tamam mı? Niye? Çünkü bunu işte devreden çıkıyor, öbürünü devreden çıkıyor, tutuyor, devreden çıkıyor ama bu ara devreye de alıyor aynı anda. Şu kapalı açın önünde veya aç kapının önünde olduğu sürece de iki fazın çarpışmasını ne yaparız? Engelleriz. Tamam. Yani tamam, buradaki kapa devreden çıkıyor ama piyasada gerçek sistemde
bırakır mı bırakmaz mı o suyu satın? Yani biri çıkarıp öbürünü devreye aldığında mekanik olarak yetişebilir mi kontaktörler? Şu aç kapıyı yazılımda yaptığımız gibi yine o çizimlerde var, dışarıda da yapmamız lazım. Tamam, soru var mı? Hocam şimdi içeride araba varken kapı kapanmıyor mu? Öyle değil ki açıyor. İçeriden gelen var, enzensör arıyor, gidiyor, hocanın gidiyor. Ha, o mu? İçeride arabanın olup olmaması değil, içeriden tabii, gelen yani, dışarıya çıkacak. İçeride tabii, kapıya geldik araç. İçeri gelip geçecek giden beni ilgilendirmez. İçeride araç varsa kapıyla bir işimiz yok. Başka? Burada yapmanız gereken şey şu. Hani ta Abdülsemet dedik, hocam aşağılarda önce bir bulunduğumuz bir yeri şartı bir sağlayalım. Tamam mı? O maddeyi bir bitirelim. Dikkat ederseniz araya 50 tane şey ekliyoruz ondan sonra. Bütün şartları sağladıktan sonra bu iki çalışmanın birbirleriyle bir sıkıntısı var mı yok mu? İstenmeyen bir durum var mı? Oluşabilecek şartlar neler? O şartları göz önüne getirdik. Yani ne dedik? Dışarıda var, içeride yok. İçeride var, dışarıda yok. Tamam mı? İçeride de yok, dışarıda da yok. Kapı açılırken geldi, kapı kapanırken geldi. Buna benzer olasılıkları da düşündük. Olasılıkları düşündükten sonra, ha tamam sistem çalışıyor dedik. Tamam mı?